Yani quyidagi misolni yechamiz. Ushbu tenglama nechta ildizga ega? Shuni aniqlaymiz. Hop, sinus x bu uchun biz grafik usuldan foydalanamiz. Quyidagi ikkita funksiyani qaraymiz. Y teng sinus x va y teng x kvadrat minus x qo'shuv 0.175. Ularning grafiklari nechta nuqtada kesishadi? Shuni aniqlaymiz. Hop, y teng sinus x bizga ma'lum. Sinus x bu grafiki sinusoidadan iborat. Mana bunday ko'rinishda 0 pi. Hop, 0 pi oralig'ida qaraymiz. Qolgan qismdan ham qarashimiz mumkin, lekin mana bu parabolani qaraydigan bo'lsak, uni eng kichik nuqta, eng kichik qiymati nechiga teng bo'ladi? Shuni aniqlaylik. X0 teng minus b taqsim 2 nuqtada 2a nuqtada o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. Bu minus b minus 1 ga teng 2 ko'paytiruv a 1 ga teng. Demak 1 taqsim 2 da o'zining eng kichik qiymatiga erishadi. Ya'ni 0.5 da. Xo'p, 0.5 ni olib kelib qo'ysak, bu holda y 0 eng kichik qiymati 0.5 ning kvadrati minus 0.5 qo'shuv 0.175 va 0.125 bilan 1 bo'ladi, ayirsak 0.5 ga teng bo'ladi. Demak 0.5 ning qiymati 0.5 ga teng ekan. Bu barobar 1 nuqta. Funksiyaning qiymati 1 ga teng. Pi taqsim 2 nuqtada sinusning qiymati 1 ga teng. Biz buni bilamiz. Xo'p, 0.5 chi? X 0.5. Ana qayerdan mana bu yerda. Xo'p, y 0.5 ga teng ekan. 0.5 grafikdan yuqorida bo'ladimi, pastda bo'ladimi? Mana shuni ham aniqlaymiz. Demak, x 0 ni o'rniga 0.5 olib borib qo'ysak, tenglikka chap tomonda sinus 0.5 hosil bo'ladi. O'ng tomonda ham 0.5. Qaysi biri katta bo'ladi? Sinus 0.5 undan sinus pi taqsim 6 katta, chunki pi 3 dan katta son. Taxminan 3.14 114 ga teng 3 dan katta. Demak pi taqsim 6 0.5 dan katta. Sinus 0 pi taqsim 2 oralig'ida o'suvchi. Shu sababli mana bu tengsizlik bajariladi. Sinus pi taqsim 6 1 taqsim 2 ga teng, ya'ni 0.5 ga teng. Demak sinus 0.5 0.5 dan kichik ekan. Demak 0.5 da y 0 nuqta x 0 y 0 nuqta mana yuqorida joylashgan ekan. Va x 0 y 0 nuqtani topdik. Demak bu parabolani uchi bo'ladi. Demak parabola ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana bunday. Endi bu tomonda qanday bo'ladi? Grafikni kesib o'tadimi parabola yoki kesib o'tmaydimi? Buni ham aniqlashimiz kerak. Buning uchun yana boshqa bir qiymatida bu funksiyaning o'ng tomondagi funksiyaning qiymatini hisoblaymiz. Masalan pi taqsim 2 da hisoblab ko'raylik. X teng pi taqsim 2. Bu holda pi taqsim 2 da qanday munosabat bajariladi? Chap tomonda sinus pi taqsim 2 1 ga teng. Sinus pi taqsim 2. O'ng tomonda esa pi taqsim 2 ning kvadrati pi kvadrat taqsim 4 minus pi taqsim 2 plus 0.175 va 3 taqsim 4 deb yozaylik. Xo'p, tengsizlik qaysi tomon katta bo'ladi? Uni aniqlashimiz kerak. Kelinglar bir tomonga tengsizlik belgisini qo'yaylik. Mana bunday bo'lsin. To'g'rimi yoki yo'qmi buni aniqlaymiz. Sinus pi taqsim 2 1 ga teng. Xo'p, 1 ga teng. Kelinglar tengsizlikni 4 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda 4 katta pi kvadrat minus 2 pi qo'shib shuni hosil qilamiz. Shuni o'ng tomonga o'tkazaylik. Bu yerda 1 hosil bo'ladi. Mana bu ikkitasidan pi ni qarsdan tashqariga chiqarsak, pi minus 2 hosil bo'ladi.
Pi minus 2 birden katta. Pi 3'den katta son. Demek ularını köpaytırsak birden katta son buladı. Evet, bu yerde tensizlik bu tamamen yıkara gelirken. Demek bana bu yerde kuyuda geçe tensizlik oranlıyken. Demek oyun tamamen kattayken. Demek bu degeni parabolanın noktası pi taksim 2'deki kıymetliğe maske için grafiğin noktası bana bu noktadan tepede joylaş gelirken. Kayraları yukarıda. Demek grafik aramdaki görünüşte bulurken. Lakin yana bir yerde kesip ötedim ya ki yok mu? Yana onu anlaşmamız gerek. Yani yana başka bir kıymet ne olamaz? Diyorlar yani bu sefer x pi taksim 4 keteyim olsun. Pi taksim 4 deki kıymet ne kısabla göreydik. Pi taksim 4. O halde pi taksim 4 ne yaparak koyduk? Sinüs pi taksim 4. Ve o zaman pi taksim 4'ün kvadratı. Pi kvadrat taksim 16. Minus pi taksim 4. Plus 3 taksim 4. Bu kaysa bir tamamen katta buladı. Yani kereyler maşı tamamen tensizlik koyup görelim. Bana bir tensizlik oralı buladı mı ya ki yok mu? Şunu anlayınız. O sinüs pi taksim 4'ünü biz bulamız. Bu ilzası da 2 taksım 2 geteyim. Akeli de birden 4'ye köpaytır var, 16'ye köpaytır var dedik. Bu ilzası da 2 taksım 2 geteyim. Bu 16'ye köpaytırsak çap tamamında 8 ilzası da 2 hasıl bulalım. Bir yerde pi kvadrat minus 4 pi plus 16, 4, 12 hasıl buladı. Yani tensizliğini tekrarımız. Bana bu iki tersini görsek. 4 pi 12'den katta. Çünkü pi 3'den katta. 12'den katta değil mi? Bana bu son manfiye gel. Noldan küçük. O halde 10 tamamındaki son. Demek bu manfi bu geldiği için pi kvadrattan küçük iken. Pi kvadrat uzun abatı da 10'dan küçük. 10'ın 8 ilzası da 2. 10, 8 ilzası da 2'den küçük. Çünkü iki tamamını kvadratı kötersek bir yerde 100 hasıl buladı. Bir yerde 64 köpaytırı 2. Yani bu 128 geteyim. 128 geteyim. Demek bana bu tensizlik oranlıyken. Demek sinüs pi taksım 4. Pi taksım 4'teki bu grafiğinin noktası parabola'dan yukarıda cöyleşkenken. Demek parabola bana bir yerde kesip öterken. Bana bundaki uğraştayken. Demek grafikler iki tane noktada kesişerdi. İki tane noktada kesişerken. Demek bir yerden gelip çıkardı ki bana bu teyneme. İki de yıldız giye gel. İki de yıldız. Yıldızlar kaysa oralardır yine açımız mümkün. Bana 0 butu 10'dan 5, pi taksım 2 orası da orada. Ayak hep olmasam 0'dan, yani 0'dan pi taksım 2 geçer deyip açmışsam mümkün. 0 pi taksım 2 aralığında 2'de yıldız var. Cevap.